Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösadağı. Editörüm Ali Altınışık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Bugünün öne çıkan başlığı hiç şüphesiz futboldaki şiddet olayı. Türkiye futbolu ve şiddeti genelde birlikte konuşuyor ama bunu ayırmaya çalışacağız bu yayında. Bu yayında bunu konuşacağız ki bundan sonra futbolda şiddeti daha az konuşalım. Neler yaşandı dün? Dün geceden itibaren Türkiye'de infial yaratan bir gelişme oldu. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankara Gücü Çaykur Rizespor'u Eryaman Stadı'nda ağırladı. 1-1 berabere biten karşılaşmanın sona ermesiyle Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca sahaya girip hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı, darp etti. Hakemi darp eden Koca önce kalp krizi riskiyle hastaneye gitti. Burada müşahede altında tutuldu. Hastaneden adliyeye sevk edilen Koca buradaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Meler yüzüne isabet eden yumruğun ardından yere düştü. FIFA kokartlı hakem Meler güvenlik önlemleriyle soyunma odasına götürülürken Koca'ya AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi ve futbol dünyasından isim tepki gösterdi. Hakem Meler hala hastanede müşahede altında tutuluyor. Bugün bu yayında bana Medyaskop Spor Servisinden editörümüz Doğa Üründül de eşlik edecek. Kendisi yanımda, İstanbul stüdyosundayız birlikte. Önemli konuklarımız olacak. Şunu belirtelim, biz bu yayını sizin sorularınız, görüşlerinizle birlikte yapmak istiyoruz. Sizin yorumlarınızı da aktif olarak, sorularınızı da aktif olarak konuşacağız, okuyacağız bu yayında ve Doğa ile birlikte yorumlamaya çalışacağız. Elbette Doğa yorumlayacak. Doğa merhaba, hoş geldin. Merhaba Gökçe, selamlar. Çok teşekkür ediyorum bu yayında. Zor bir yayın benim açımdan da, eşlik ettiğin için çok teşekkürler. Şimdi az sonra konuklarımıza gideceğiz. Neler yapacağız izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu belirteyim. Önemli bir konuğumuz olacak. FIFA kokartlı eski hakem Ali Palabıyık bizimle birlikte olacak bu yayında ilerleyen dakikalarda. Spor yorumcusu Bağış Erten'le efendim öğlen saatlerinde doğayla birlikte bir kayıt aldık. Aklımıza gelen soruları kendisine sorduk. O kaydı, video kaydı sizlerle paylaşacağız. Uzun bir kayıt. Aslında konuk bloğunda onunla birlikte olmak istedik. Ancak zaman sorunu yaşadığımız için ama Bağış Erten gibi bir yorumcunun da neler söylediğini sizle paylaşmak, onu kaçırmak istemedik. O yüzden öğlen saatlerinde bir kayıt aldık doğayla birlikte. Onu sizlerle paylaşacağız ve tabii ki meselenin adalet, hukuki kısmı var. Az sonra spor hukuku uzmanı avukat Emin Özkurt da bizimle birlikte olacak. Ona da tabii ki hukuki boyutunu soracağız bu sürecin. Özellikle sporda şiddet yasası, yaptırımlar, bu konular nedir? Nasıl sonuçlanır? Yaptırımlar yeterli mi? Önleyici mi? Bunların hepsini ona soracağız. Ve her zaman olduğu gibi şu hatırlatmayı yapmak isterim. Lütfen bu yayını beğenin, paylaşın, yorum yapın. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Ve bize YouTube'un katıl butonundan ve Patreon üzerinden maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Eğer YouTube'un katıl butonunu kullanırsanız efendim bazı ayrıcalıklardan da faydalanabilirsiniz. Bunu da unutmayın. Bazı videolarımızı, video haberlerimizi, video yayınlarımızı sizinle diğer kullanıcılardan daha önce paylaşmayı düşünüyoruz. Ayrıcalıklardan da faydalanabilirsiniz. Tekrar hatırlatalım bunu da bir kere daha. Doğa tabii ki başlayacağız. Sana çok sorum var. Sen deneyimli bir spor editörüsün. Ama önce şu olayı bir detaylandıralım mı? Ben bir özet geçtim ama neler olmuş dünden beri, ne tepki gelmiş, neler yaşandı bir görelim. Tabii ki Faruk Koca kimdir? Önemli bir isim. Onun da kim olduğuna bir bakalım. Sonra konuşmaya başlayalım. Türkiye futbol tarihinde unutulmayacak bir skandal yaşandı. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca sahaya girip hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Faruk Koca tutuklandı. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankara Gücü ile Çaykur Rizespor'u Eryaman Stadı'nda ağırladı. 1-1 berabere biten karşılaşmanın sona ermesiyle Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca sahaya girip hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Meler yüzüne isabet eden yumruğun ardından yere düştü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Koca dahil 3 kişinin tutuklandığını duyurdu. Faruk Koca ifadesinde bu olay hakemin yanlış kararlarından dolayı gelişmiştir. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Amacım sözlü tepki göstermekti, tokat attım dedi. TRT Spor'un aktardığına göre hakemlerin çoğu mazeret girişi yaptı. Üst düzey hakemlere dayandırılan bilgiye göre hakemler maçlara çıkmama kararı aldı.
Maçlar süresiz ertelendi. Tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman yaşananların ardından A Spor'a konuştu. Karaman açıklamasında "Faruk Koca orada çalışırken bana da saldırdı" ifadelerini kullandı. Hakem Halil Umutmeler'e saldıran Faruk Koca, geçen sezon Fair Play Adil Oyun Başkan Yönetici ödülünü almıştı. Hakem Halil Umutmeler'e saldırıda bulunan Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Spor'a yaptığı açıklamada utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek. Her fırsatta hakemlere hedef gösteren, bunu yaparken de bu işin sonunun nereye gidebileceğini hesap edemeyen herkes bu olayı enine boyuna düşünsün ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Faruk Koca'nın hakem Halil Umutmeler'e saldırısının üzerine sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Erdoğan, yaptığı paylaşımda, MKE Ankara Gücü Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umutmeler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Halil Umutmeler'in Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca tarafından darp edilmesini kınadı ve yetkili isimleri bundan sonraki süreçler için önlem almaya davet etti. Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın maç sonrası FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umutmeler'e yumruk atmasıyla başlayan şiddet olaylarını kınıyorum. Şiddetin spor sahalarından kazınması için bugüne kadar yeterli önlem almayanları tekrar göreve davet. Türkiye futbol tarihinde unut. MK Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig'in 15. haftasında Ankara Gücü ve Çaykur Rizespor arasındaki 1-1 biten karşılaşmanın ardından sahaya girdi ve hakem Halil Umutmeler'e yumruk attı. Faruk Koca, Ankara Bala'da 1964'te dünyaya geldi. AKP'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Koca, TBMM'de 22. ve 23. dönem AKP Ankara Milletvekili olarak görev yaptı. Faruk Koca şöhretini esas olarak 2006 yılındaki balyoz olayına borçlu. 2006'da aracına rahatsızlanan dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hastaneye getiren korumalar, aracın anahtarının içeride kalması ve kapıların kilitlenmesi sonucunda Erdoğan'ı araçtan çıkartamadı. O dönem AKP Ankara Milletvekili olan Faruk Koca, hastanenin yakınlarında bulduğu bir balyozla zırhlı aracın camını kırdı ve Erdoğan'ın hastaneye götürülmesini sağladı. Gazeteci Altan Sancar'ın iddiasına göre Faruk Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık döneminde Keçiören'deki kiracısı olduğu evinde sahibiydi. 9 sene AKP milletvekilliği yapan Koca, 2021'de Ankara Gücü'nde yapılan olağan genel kurulda 1058 oyun 802'sini alarak kulüp başkanlığı görevine geldi. Ankara Gücü Beşiktaş arasında 5 Eylül 2022'de oynanan ve 3-2 siyah beyazların üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmada sahaya giren bir Ankara Gücü taraftarı Beşiktaşlı Salih Uçan'a tekme atmıştı. Bu maçtan yaklaşık 3 ay sonra 8 Aralık 2022'de Koca Fair Play ödülü aldı. Doğa, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğin için. Az sonra spor hukuku uzmanı avukat Emin Özkurt bizimle birlikte olacak. Arkadaşlarım hazırlıyorlar yayını ama bu soruyu öğlen saatlerinde Barış Erten'e de sordum. Sana da sormak istiyorum. Türkiye futbolunda ortam bir süredir gergin, biliyoruz. Bu olay göstere göstere mi geldi sence? Ya bu olay bir sürecin sonucu. Şöyle anlatayım. Yani otobüs kurşunlandı. Başka bir holigan, 17 yaşında bir holigan hakemin üstüne çullandı. Darp etmeye kalktı. Bundan 2017 yılında oldu bu hikaye. O darp etmeye kalktığı olayda 17 yaşındaydı. Onu tam olarak 62-22 kez dahil edemediler. Dayısını mahkemeye çıkardılar. Böyle enteresan süreçler yaşadık falan. Yani bizim futbolumuz ve şiddet hep bir arada. Hatta bu öyle bir hale gelmiş durumda ki taraftarlar da bununla övünebiliyor. Yani en işte azılı taraftar bizde, en şiddet uygulayabilen, en güçlü taraftar bizde diye. Bunun da zaten bir yansımasını artık başkanlardı. Yani en iyi taraftar başkan olacak diye bir formül çıkmaya başladı Türkiye Ligi'nde. En iyi taraftar başkan olmayacak, en iyi iş adamı başkan olacak. Doğru olan bu. En iyi taraftarı, en fanatik taraftarı siz başkan yaptığınız zaman açıklamalarda o ılımlı bir iklim yaratılmıyor. Açıklamalarda rakibe saygı duyulan bir iklim yaratılmıyor. Ve şimdi Emin Hoca ile de konuşacağız. Bu 62-22, yani sporda şiddet yasası ne kadar yeterli? Ki bence değil. Ki konunun zaten uzmanı. Bunları bize bol bol açacaktır, bol bol değerlendirecektir.
İzleyicilerimizin birkaç yorumunu paylaşmak istiyorum izninle. Mesela bir izleyicimiz demiş ki bu ülkede bozulmayan herhangi bir şey kaldı mı? AKP'yi bu sebepten dolayı kutluyorum demiş. İroni mi yapmış, gerçek fikrimi belki tekrar bize açıklamak ister. Yok, bu sebepten dolayı kutluyorum derken şundan. Şimdi karardan dolayı mı acaba? Hayır, şöyle, federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi. Biz spor servisi olarak 19 adaylı seçime hazırlandık Gökçe. İnanamazsın ya, bak 19 aday profillerini oluşturduk. İçeriden haber alıyoruz. 19'un 19'u girmese de en azından 9 tanesi kesin seçime girecekti. Sonra bir şey oldu. Göklerden gelen bir karar diyelim ona. Tek adayla seçime gidildi. Tek aday. O zaman sen tek adayla seçime gitmiş olmuyorsun. Sen bir atama yapmış oluyorsun. Hı hı. Atanmış başkan ondan dolayı deniliyor Mehmet Büyükekşi. AKP dönemiyle Mehmet Büyükekşi'nin de birlikte hareket etmesi bununla alakalı. Yani o zaman izleyicimiz aslında ironi yapıyor. Tabii ki. Hı hı. Peki. Diyor ki iktidar kadar muhalefet de aynı yorum yapan izleyici. Farklı izleyicimiz, özür diliyorum. İktidar kadar muhalefet de ne yazık ki buna ortak. Bir muhalif olarak muhalefeti desteklemiyorum. Bana kalırsa muhalefet de iktidar. Bu konularda muhalefetin de benzer bir tavırda olduğunu düşünüyor izleyicimiz. Benzer şiddet olayları yaşandığı için Ahmet Spor'a ne cezaları verildiyse daha fazlası verilmeli diyor. Bir izleyicimiz, onu hatırlatanlar olmuş. Dünden beri sosyal medyada bu tip karşılaştırmalar yapılıyor. Sadece Ahmet Spor için değil, senin verdiğin örnekler konusunda da işte futbolcuların otobüsünün kurşunlanması ya, olayı, hakemlerin hedef gösterilmesi, şöyle, hakemin soyunma odasına kilitlenmesi vakası gibi Hacı olaylar. Osmanlı. Trabzonspor, Hacı Osmanoğlu. Şimdi şöyle, bizim sayfanın bir konsepti var. Beşi bir yerde de işte en öne çıkaracağımız 5 olayı orada seçiyoruz. Ekipçe konuşurken spor servisi olarak 12 tane olay bulduk. Sadece 10 yılda olan. 12 olay içinden 5 tanesi. Hadi dedik 5 tanesini yazalım. Madem konsept 5'i bir yerde. Hani 12 tanesini yazabilirdik. Hem mesainin belli bir şeyini başka şeyler ayrılıp gözaltıyla biraz takip etmek istiyorduk ekipçe. Hem de bu ama sadece 10 yılda bu kadar, yani 15 yıl hatta, tam sana tarih vereyim, 15 yılda bu kadar çok olayın olması artık bir mesajın verilmesi gerektiğini düşündürüyor bize. Ki bu mesajı artık nasıl verecekler, ne yapacaklar, bunu zaten değerli yorumcularımız program içinde de bol bol konuşacağız, değerlendireceğiz. Şunu belirtmeliyim, olayın yaşandığı andan itibaren şef editörümüz Doğa Üründül kontrolünde bütün ekibimiz sabaha kadar takip ettiler, olayı yazdılar, çizdiler, detaylandırdılar. İşte beşi bir yerdeler girdi, Faruk Hoca'nın portresi girdi, ne yaşandı, ne olup bitiyor, bunların hepsini anlık izleyicilerimizle, okurlarımızla paylaştılar. Hem Twitter'dan hem web sayfamızdan çok teşekkür ediyoruz ekibimize. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki bence futbolun içinde ne kadar siyaset olduğu, hangi fonlardan kimler faydalanıyor, bunlar detaylı bir şekilde ortaya çıkmadan hiçbir şey değişmez. İşin bir boyutu da bu tabii ki. Siyasetin içine futbolun girmesi, futbolun siyasetle anılır bir şey olması, endüstriyelleşme, işte bu, paralar, dönen paralar falan. Bu aslında bizim tarzımızdaki ülkelerde biraz daha olan bir şey. Yani İngiltere Premier Ligi'de ya da Almanya Bundesliga ya da İspanya Liga. İspanya Liga'da belli bir dönemde oldu tabii ki bu hikayeler. Almanya'da da belli bir dönemde oldu ama onlar o temizliği yaptıktan sonra devam ettiler hayatlarına ve kulüp başkanını bile bilmez çoğu Almanya'da. Hı hı. Bu Nesiga takımından tutan taraftarlar. Ama burada öyle bir hikaye var. Bizde başkanların daha böyle ön planda olduğu bize başkanlar süperstar olması gerekiyor. Hı hı. Ya başkanın çıkıp hatta ya şey yorumlarını gördüm ya. Bize çok fazla yorum geliyor tabii spor servisine. Fenerbahçe Beşiktaş maçı oynandı. 3-1 Fenerbahçe kazandı. Hakem VAR kararlarıyla destekli bir şekilde bu skora gitti. Yani biraz hakemin görmediği pozisyonlar oldu falan filan. Neyse o apayrı bir konu. Şu soru geldi bize. Acaba hakem işte buna rağmen maçtan bir başka beklentisim vardı. Hani bu işte iddia bahis falan. Yani bu kariyerini tehlikeye atmaz bu insanlar. Bir kere o kenarda kalsın. Artı 3-1 Fenerbahçe kazanmış. Gayet üstün bir oyun. Çok iyi oynadılar. Maçı hak ederek kazandılar. Dominasyon kurdular. Her şey mükemmel. Şu geliyor. Maçı kazansanız bile hakemi eleştirmediniz. Fenerbahçe yönetimi. Hakemi eleştirmeniz lazım. Ya eleştirin. Böyle bir kültür oluştu. Bu son 10 yıllık periyot, özellikle 10-12 yıllık bir periyot içinde. Bunun da zararını aslında dün bak fotoğrafta gördüğümüz zarar. Bunun sonucu bu. Ama bu sonucun önüne geçme şansı artık bu köprüden önceki son çıkış. Evet.
Çok yorum var. Bir izleyicimiz Muharrem Palaz diyor ki toplumdaki çürümenin bir fazlası futbolda oluyor. Nobranlık, vasatlık her yere sinmiş durumda. Sokakta, trafikte, halka açık mekanlarda her an bir şey olacak kaygısı içindeyiz. Bunu Bağış Ertan'la biraz konuştuk. Evet. Az sonra sizlerle paylaşacağız. Bu konunun üzerinde durmaya çalıştık. Toplum ve futbol ilişkisinin üzerinde durmaya çalıştık. Premier Lig'deki bu sene yaşanan skandal hakem ve VAR kararları olmak üzere Avrupa'nın önde gelen ligleri ve Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük hakem hataları görüyoruz ama böyle şeyler olmuyor oralarda demiş Öner Tavtay. Bunu da sorduk yani hakem meselesi. Türkiye'de herkes hakemlerden şikayet ediyor. Bir hakem sorunu mu var? Bunu da sorduk. Belki Ali Palabıyı'ya da sorarız az sonra. Trabzon'da otobüs kurşunlandı, şoför vuruldu. Hakemler rehin alındı, hiçbir şey olmadı demiş izleyicilerimiz. Her fırsatta hakemler hedef gösteriliyor demiş yine Öner Tavtay. Şimdi hakemlerin yanındayız diye günah çıkarmaya çalışılıyor demiş. Futbol ülkeye lüks. Bir futbol takımının otobüsü kurşunlandı. Köprüden uçacaktı ki uçtu diyelim hadi. Bir sorumlu kişi bulunamadı. Soruşturma ise yarıda kaldı. Devamı gelmedi. Aklanan paralara, vergi affına ve başarısızlıklara ne demeli diyor izleyicimiz. Konuğumuz anketi hazır sorduk. Şimdi Aliye'den haber bekliyorum. Aliye konuğumuz hazırmış. Evet, Emin Bey gelmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Anketi de bir hatırlatalım. Futbolda şiddet yasasını yeterli buluyor musunuz diye sorduk. Evet diyenlerin oranı %0, hayır diyenlerin oranı %77. Fikrim yok diyenlerin oranı %23. Spor hukuku uzmanı avukat Emin Özkurt. Hoş geldiniz efendim. Çok sağ olun. Merhaba. İyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. İlk soruyla ben başlayayım. Doğan'ın da soruları olacaktır. Sporda şiddet yasası meselesi ve yaptırımlar sizce önleyici mi, yeterli mi? En güzel, en güçlü, en kuvvetli yasayı en ehilsiz, en kabiliyetsiz ve en iltimasa açık yapının eline verirseniz bile iyi netice elde edemezsiniz. Bizim yasalarımızla, kanunlarımızla, yönetmeliklerimizde herhangi bir eksiklik yok. Özellikle 2011 yılında 14 Nisan 2011 tarihinde yasalaşan sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin 6222 sayılı yasa ve onun akabinde yine paralel düzenlemeler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin talimatı ve Türk Ceza Kanunu içindeki hükümler dikkate alındığında kanunların yeterli olduğunu görüyorum. Ancak uygulama konusunda ciddi sıkıntı ve problem olduğunu da belirtmek durumundayım. Bizim problemimiz uygulamada ve uygulayıcılarda. Kimine kanunlar çok net, sert, keskin, hatta sınırlarını aşarak uygulanıyor. Kimilerine ise neredeyse dokunulmazlık zırhı veriliyor ve her türlü faaliyetlerinin, eylemlerinin cezaya ve ağır bir yaptırıma uğramadan yapılabileceği izlenimi veriliyor. Dünkü olay da bence Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın bu ayrımı tam olarak gözetememesinden kaynaklanan bir olaydı. Çünkü bence zihninden geçen sahaya girip hakemi yumruklayabilirim ve buna rağmen tutuklanmadan başkanlık görevime devam ederim gibi bir anlayıştı. O anlayış tutuklama kararıyla verilen tutukluluk kararıyla birlikte bugün kırıldı. Bu anlamda ilk kez biz yasanın doğru bir uygulamasını nihayet gördük. Ama tabii kamuoyunun infialinden sonra. Emin Hocam sevgiler, selamlar. Benim de sorum şununla ilgili olacak. Şimdi Faruk Koca'nın, Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadeleri ortaya çıktı. Amacım tükürmekte, attığım tokat kıra sebebiyet vermez. Bu ifadeyi bize değerlendirebilir misiniz? Acaba bir cezai yaptırma azaltmak amacıyla mı? Ve bundan sonraki süreç nasıl işleyecek Faruk Koca açısından? Tabii ki apaçık bir gerçek dışı beyan, apaçık bir yalan beyan. Çünkü video görüntülerinde de sabit ve elin duruş şeklinden de anlaşılıyor ki o bir yumruk, o bir tokat değil. Bunu da en iyi bilecek olan kişi kendisidir. Çünkü kemikte kırık oluşturacak ağırlıkta bir yumruk olduğu için elinde de hissetmiştir o darbenin etkisini. Dolayısıyla savcılık ifadesinde verdiği beyan gerçek dışı bir beyan. Ve bu gerçek dışı beyanı video kayıtlarına rağmen veriyor. Öte yandan 10-15 saniye sonra, 5-10 saniye sonra hakemin düştüğünden bahsediyor yere. Hayır, yumrukla birlikte hakem yere düştü. Bu da video kayıtlarında bulunuyor. Artı sahaya kendisiyle birlikte içeri soktuğu iki kişi yere düşürülen hakeme de yerde tekme atıyor.
Bu vahşi bir şekilde yapılan planlı bir saldırı. Bu saldırı bir hakeme yapıldığı için ve hakem maç yönetimi nedeniyle kamu görevlisi sayılır. Kamu görevlisi niteliğinde faaliyet gösteren bir hakim gibi, bir savcı gibi, bir polis gibi ele alınır. O işinden dolayı saldırıya uğradığı için de şimdi Sayın Faruk Koca, Ankaragücü Kulübü Başkanı, gerekli Türk Ceza Kanunu'nun ilgili 86. maddesinde kasten yaralama suçundan yargılanacak. Ve bu suçun cezası normalde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak kamu görevlisi olduğunu belirtmiştik hakemin. Kamu görevlisine karşı yapıldığında kasten yaralama suçu, bu nedenle şikayet aranmaksızın verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bir izleyicimiz demiş ki Emin Bey, Yahya Kemal Doğan diyor ki yasa yeterli olsa dahi herkese eşit şekilde uygulanmıyor. Sorunun bir temeli de bundan kaynaklanıyor diyor. Ne diyorsunuz? Evet, sözlerime başlarken de zaten buna vurgu yaptım. Gerçekten de en büyük problem Türkiye'de bir kitlenin, bir güruhun yasalar olsa bile kendilerinin yasalarca dokunulmayacağını düşünmesi ve buna göre hareket etmeleri. Bu yanlış. Gerçekten bugün sırf tweet attığı için cezaevinde 86 gündür bulunan insanlar var. Ama bakıyorsunuz saha içerisinde milyonların gözü önünde hakemi yaptığı işten dolayı yumruklayıp yere yatırıp yerde de tekmeleyen bir kişi eğer yeterince kamu baskısı olmasaydı belki serbest kalacaktı. Dolayısıyla kişilere göre kuralların uygulanması bizim temel problemimiz. Yoksa açık söylemem lazım. Yani bunu ifade etmezsek haksızlık etmiş oluruz. Kural ve kaidelerimiz yeterli ağırlıkta. Yeter ki uygulayabilecek iradeye sahip hakim savcılarımız, ondan sonra disiplin müfettişlerimiz ve federasyon yetkililerimiz olsun. Emin Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. İzleyicilerimiz yorumlarını bizlerle görüşlerini paylaşmaya devam ediyor. Sana bir soru var Doğa. Bu soruyu ama bence Ali Bey'e de soralım. Ali Hoca'ya da soralım. Diyor ki Çağrı Dönmez Demir. VAR uygulamasının hakemlere baskı kurma niyetinde olan taraftar ve yöneticiler tarafından istismar edildiğini düşünüp düşünmediğinizi sormak istiyorum diyor size. Ya bu şöyle bir hikaye Gökçe. Buna inanırsan hayat çok zorlaşır. Ya o zaman maçı da izleme. Yani atıyorum takım da tutma. Bunu bir kere baştan ilk şart olarak bizim bu tarz mevzulara inanmamamız gerekiyor. Ve daima şunu düşünmemiz gerekiyor ilk maddede. Burası saydam bir lig olacak. Ya bizim bu amaca yönelik hizmet etmemiz gerekiyor. Ama ne işte kulüp başkanları ne ikinci seviye yöneticiler. Hatta yöneticiler kulüp başkanına giden yolu bu şekilde hakemlerle ilgili konuşmaktan geçtiğini artık biliyorlar. Ve bu şekilde devam ediyorlar. Ki biz bu ya ben bir gazeteci olarak, bir editör olarak, yazar olarak bunları söylüyorum. Ama bir hakem ne gibi baskılarda kaldığını bunu en iyi Ali Palabıyık. Eski hakem, eski FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık tabii ki bize cevaplayacaktır. Onu da hazır olduğu zaman arkadaşlarımız paylaşacak evet, bizimle. Evet lütfen alalım. Çünkü şöyle bir hikaye var. İlk defa şunu gördük. Hakemler eylem yaptı. Ya bak bu çok değerli bir şey. Ki biz eylem yapmayı bilmeyen bir aslında ülkeyiz. Yani herhangi bir şeyde sendikalaşma zordur. Evet, eylem yaptığı zayıf bir ülkeyiz. Örgütlü. Evet örgütlülük hep zayıftır bizde. Ama hakemler güzel bir örgütlendi. Ve bu örgütlenme TFF'den bir karşılık buldu. Ama TFF'den şu da denebilir yorumlarda. Bence çok da haklı. TFF bu karşılığı vermeseydi o kaç tane maç oynanacak? Ne yapacaktı? Hakemler maça çıkmıyorum dedi. Keşke bunu daha önce yapsalardı. Keşke bu fırsatta, yani fırsat değil gerçi. Bu kötü birkaç olay yaşanmıştı bundan önceki dönemde. Keşke daha önce yapsalardı. Belki bugünkü bu yumruk olayı yaşanmayabilirdi. Ve ya gene başka tür tabii ki şiddet olayları yaşanabilir. Ya şey konuşuyoruz ya seninle. Sokakta dahi yürürken şiddete maruz kalabiliyoruz. Ya bunun bir olasılığı çok yüksek. Ya Oktay Derelioğlu ya yeni futbolcuyu. Dövdüler. Yani darp ettiler. Birkaç kişi. Dört tane şehir magandası. Hiçbir şey yok. Çünkü avukat Emin Bey'in de söylediği gibi, Emin hocamızın da belirttiği gibi, ceza almayacağını biliyor insanlar. Ve bu ceza almayacağını bilmenin en uç örneği de aslında tribünlerdi. Çünkü orada dört tane magandaydı. Tribünde yanında 20 bin kişi var.
20 bin kişi artı başkan, o başkanın siyasi ilişkileri, o başkanın bir dolu ilişkisi, ceza almayacağını biliyor. Her şeyi yapabiliyor. Evet. Ali Palabıyık hattımızda. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Değerli katkılarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sabrınız için de çok teşekkürler. Ali hocam, hoş geldiniz. Selamlar. Merhaba, hoş bulduk. Selamlar. İyi yayınlar. Sağ olun, çok teşekkürler. Efendim, öncelikle şunu sormak isterim. Halil Umut Meler'le konuşabildiniz mi? Kendisiyle görüşme fırsatınız oldu mu? Tabii ki. Dün akşam yanındaydım, dün gece. Sağlık durumu iyiydi. Kendisini hastanede ziyaret ettim. Yardımcı hakem arkadaşlar da oradaydı. Hakem arkadaşlarımız da oradaydı. Gerçekten dün akşam hepimiz için kapkara bir gece oldu. Yani inanılmaz bir görüntü. Asla hayal bile edemeyeceğimiz, asla takip etmediğimiz, spor sahalarında asla göre olmayan bir görüntü. Şu görüntüleri izledikçe insan kahroluyor. Şu anda ekranda gördükçe ben tekrar gerçekten kötü oluyorum arkadaşımı. Bu durumda görmek gerçekten çok üzücü. Bu duruma sebep verenlerin, bu duruma yol açanların, bu duruma zemin hazırlayan açıklamaların ve bu duruma sebep olan herkesin çok ciddi bir şekilde cezalandırılması ve bunun tekrarlanmaması için de gerekli yaptırımların çok iyi uygulanması gerekiyor diye düşünüyorum. Yaptırımdan beklentiniz ne Ali hocam? Bir hakem olarak sahadan gelmiş. Sizin beklentiniz ne? Biz özellikle bu yorumu almak çok istiyoruz ki Gökçe arkadaşımla da hep bunu konuştuk. Yani bizim bir belli başlı beklentimiz şiddeti azaltmak. Ama saha içindeki beklentiniz ne? Saha içindeki beklentimiz aslında sporda şiddet yasasının ciddi bir şekilde uygulanması. Yani bu başkanından yöneticisine, spordaki saha içerisindeki futbolcusuna veya teknik direktörüne, herkese karşı uygulanması. Düşünün ki ben bir hakem olarak tüm hakemlerim aynı şeyi yaşıyor. Hakemlik hayatım boyunca 3-4 defa telefon numaramı değiştirmek zorunda kaldım. Taraftarlar telefon numaramıza ulaşıyor. Bize hakaretler ediyor, tehditler ediyor. Sadece bana değil, aileme karşı, yakınımdaki kişilere karşı aynı şeyi yapıyorlar. Biz başkanların hedef göstermesinden kaynaklı veya yöneticilerin yanlış açıklamalarından veya spor yorumcularımızın yapmış olduğu açıklamalardan dolayı saha dışında, havaalanında, sokakta şiddete maruz kalıyoruz. Bu şiddet her zaman fiziksel olmuyor. Sözlü şiddete de maruz kalıyoruz. O kadar büyük bir baskı ortamı var ki şu anda ülkemizde hakemlere yönelik maalesef psikolojik olarak bir şiddet uygulanıyor. Yani bunların travmaları çok ağır. Bu olayın gerçekleşmesine sebep veren başkan geçen sene zaten bunun zeminini hazırlamış, çok kötü bir talihsiz bir açıklama yapmış ve bu açıklamaya karşı bir yaptırım olmamış veya şu anki kulüp başkanları veya teknik direktörlerimiz yapmış olduğu müsabakadan çıktıktan sonra sıcağı sıcağına yapmış olduğu yorumlar gerçekten çok büyük bir kitleyi etkiliyor. Sosyal medyada çok hızlı bir şekilde linç kültürü, linç ortamı hazırlanıyor hakemler için. Gerçekten bu çok talihsiz, çok kötü, çok üzücü bir olay. Yani bu olayı, yani dün akşam atılan tokat gerçekten, yani tokat bile pardon, yumruk yani sadece Ali'ye atılmadı. Tüm hakemlere atıldı. Aslında tüm spor camiasına atıldı. Sadece futbol olarak bakmamak lazım bu olaya. Sporun her bölümünde benzer şeylerle karşılaşabiliriz. Yani bunların hepsinin önüne geçmek gerekiyor. Kimsenin böyle bir şeye kalkışmaması, böyle bir şeye teşebbüs etmemesi gerekiyor. Şunu da sormak isterim Ali Bey. Şimdi hakemlerin birlikte hareket etmesi, ortak tavır göstermesi de etkili diyor yorumcular. Ne diyorsunuz? Yani sonuçta Türkiye'de en çok tepki alan, en çok hedef gösterilen meslek grubu hakemlik mesleği maalesef. Siz de az önce belirttiniz, bugüne kadar hakemlere hedef gösterenler her birinin her birine yaptırım uygulanması gerekiyor dediniz. Şimdi bu konularda hakemler maça çıkmama kararı aldılar. Destek verdi aslında. Mazeret girdiler. Orada bir prosedürü de uygulamak durumunda kaldılar. Ancak birlikte hareket etmeleri TFF'nin de aslında bir aksiyon almasına da neden oldu belki. Tabii yani ben aslında onu da soracaktım. Senin sonuna da birleştireyim. Eğer TFF maçları ertelemeseydi ne olacaktı? Ne bekliyorlardı yani bu tarz bir hakemlerin biz maça çıkmayacağız açıklaması sonrası? Ya aslında şöyle söyleyeyim. Tabii dünkü yaşanan olay çok talihsiz bir olay.
Ama daha önce ülkemizde 8 Mart olayı var. Yani sezon devam ederken hafta içinde 13 tane üst düzey hakemi bir anda görevden uzaklaştırıldı. O dönemin Merkez Hakem Kurulu tarafından, o dönemin Futbol Federasyonu tarafından onun talimatıyla yapıldı bu olay ve hafta sonu herkes maçına gitti, maçlar oynandı. Eğer biz o zaman birlikteliği sağlamış olsaydık tüm arkadaşlar, gerçekten belki şu anki birlikteliği devam ettiriyor olurduk. Tabii ki dün bugün yapılan açıklamalar, hakem arkadaşlarımız tarafından sahaya çıkmama ve gelecekleriyle, kariyerleriyle alakalı açıklama yapacaklarını belirtmesi gerçekten ümit verici. Hakemlik adına, hakem camiası adına gerçekten çok önemli bir mesaj. Çünkü siz de biliyorsunuz ki, herkes biliyor, yani hakem olmadan bir müsabaka oynanamaz. Ve zaten günden güne azalan, Futbol Federasyonu'nun veya yöneticilerinin baskısıyla günden güne azalan bir hakem sayımız var. Kulüp başkanlarının veya birkaç kulübün bir araya gelmesiyle isimleri söylenen hakemler bir daha maç alamıyor. Zaten günden güne sayımız azalıyor. Sahada maç yönetecek hakem kalmayacak neredeyse. Elimizdeki değerlerin de kıymetini bilip gerçekten sahip çıkmamız gerekiyor. Bu duruma, böyle ortamlara zemin hazırlamamız gerekiyor. Bu açıklamaları yapan kulüp başkanı olsun, teknik direktör veya futbolcu olsun, önlemimizi baştan almamız gerekiyor. Hani bize saha içerisinde proaktif olmak diye bir kavram var. Olaylar olmadan önlemeye çalış diye. Aslında bu olayların da olmadan önüne geçilebilirdi. Futbol Federasyonu gerekli cezaları daha ağır şekilde yaptırımları yapmış olsaydı belki bu durumlarla hiç karşılaşmayacaktık. Kulüp başkanlarımız böyle açıklamalar yapmak zorunda kalmayacaktı. Veya hakemler yorumcular tarafından belli bir kamuoyu tarafından algı gösterilip hedef haline getirilmeyecekti. Maalesef hiçbir müsabakada futbol konuşulmuyor. Maalesef sadece hakem konuşuluyor. Hakemin saha içerisinde vermiş olduğu bir tane karar konuşuluyor. Hakemler de insan, yani insan olduğumuzu unutuyoruz. Ali Hocam, ben bir prosedürle ilgili bir şey sormak istiyorum. Akreditasyon kartı var tabii ki kulüp başkanının. Doğal olarak sahanın her yerine dahil olabiliyor. Fakat bu aslında yanlış bir şey. Çok bize ait bir hikaye bu olay. Yani kulüp başkanı stadyumun sahibiymiş gibi her yerde dolaşabiliyor. Hiç güvenlik göremedim ben hakem Umut Meler'in çevresinde. Çıkarken bile çok az kişi. Evet. Güvenlik zafiyeti mi vardı? Hani prosedür ya nasıl aslında, oradaki o bu kadar gergin bir maçta? Yani normalde şimdi tabii orada özel güvenlikler görev alıyor. Özel güvenlikler zaten kulübün bünyesinde çalışan insanlar. Yani orada resmi güvenlik görevlerinin olması gerekiyordu. Ve gerçekten kimsenin beslemediği bir olay. Yani hiç kimse kulüp başkanının sahaya inip koşarak hakeme saldıracağını herhalde aklına getirmemiştir. Yani daha önce böyle bir şey söylenmiş olsa yok, yani mümkün değil derdik. Tabii ki biz saha içerisinde kendi şiddete maruz kalıyoruz. Bize temas olmadan her türlü şiddet veya sözlü şiddet yapılıyor ama tabii bu kadar ileri giden bir fiziksel şiddet son zamanlarda ben görmedim. Daha önce başka statlarda taraftarın meydana getirdiği durumlar vardı, olaylar vardı. Ama yine de bu kadar ağır travma ve sonuçlara ulaşmamıştı. Gerçekten o dün akşamki yumruk savunmasız bir insana yerdeyken tekme atılması kabul edilemez. Yani spor alanlarında böyle şeylerin yeri yok. Spor, dostluk, kardeşlik, centilmenlik, birbirine saygı içermesi gereken bir oyun. Biz bu oyunun dışına çıkıyoruz maalesef. Oyun olmaktan çıktı. Tamamen kavgaya çevirdik saha içerisindeki yönetim anlayışını. Ali Hocam, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ben çok sağ olun ederim. Efendim. Camianıza tekrar tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Şimdi Rüken Hanım diyor ki, Doğa, taraftarlar bu halktan bağımsız kişiler değil. Maç bittikten sonra aramıza karışan insanlar, şiddete destek verilmesi asıl üzerinde durulması gereken konu diyor. Ahmet Spor hatırlatması bir kere daha yapılıyor. Rüken Hanım demiş ki, liyakat futbolda da sorun maalesef. Sadece sonuçlar üzerinden değil, sebeplere de odaklanmak gerekiyor. Doğru kişilerin doğru görevlere gelmesi önemli. Bir şey de hakemlerin mesleki yeterliliği de sorgulanıyor mu demiş Rüken Hanım.
Hakemlerin meslek yeterliliği şöyle sorgulanıyor aslında. Sınavlara giriyorlar. Kural sınavları. Aynı zamanda fiziksel sınavlara giriyorlar. Zaten sürekli bir sorgu durumu var. Hani başka mesleklerden hatta bağımsız. Yani birçok mesleğin o yapabilme ehliyetini aldıktan sonra hiçbir şekilde ardından sorgulanmadığım bir durum. Ama hakemlik öyle değil. Artı hepsinin dışında FIFA hakemi, yani Umut Meler. Halil Umut Meler. Türkiye'nin en elit hakemi. Euro 2024'te Almanya'da maç yönetme adayı bir hakem. Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten bir hakem. Zaten bu hakemi biz denetlemesek, yani ülke olarak biz bakmasak, hani sınavları almasak, zaten FIFA yeterli miktarda sınavdan geçiriyor. Her şeyini yapıyor. UEFA daha doğrusu bakınca. Yani bunlar tamamen ayrı. Ruken Hanım'ın bir sorusu vardı. İlk okuduğun soru. Liyakat meselesi mi? Yok, ondan bir önceki neydi? Toplum halktan, statlar halktan bağımsız değil diyordu. Değil. Ve şöyle bir hikaye de var. Stadyumlar dünyadaki en eşitlikçi yerlerdir. Yani bir CEO da orada olur. Bir işte öğrenci de orada olur. İş arayan bir genç de orada olur. Hepsi yan yanadır orada. Ve bu birlikteliğin aslında bir mutluluk üretmesi beklenir. Normalde. Yani bir mutlu enerji yaratması ortak beklenir. Ortak duygunun. Evet, ortak duygunun, ortak coşkunun mutluluk üretmesi beklenir. Çünkü stadyumların artık modern zamanda en büyük rakibi AVM'lerdir. Ya hafta sonu eğlencesi için sen maça gidersin. Ya hafta sonu mutlu olmak için eşini, işte çocuğunu, sevgilini, arkadaşın anneni babanı ya da iş arkadaşını maça gidersin. Yani ben 2 saat AVM'de dükkan mı bakayım yoksa maça mı gideyim diye. Dünyada böyle yaklaşılır maçlara. İşte maç önü aktivitesi yapılır, bara gidilir, eğlenilir, maç sonu kazanılır, kaybedilir. Birlikte aynı ortak duyguyu yaşarsın. Bir mutluluk, bir enerji, bir sinerji ortamıdır. Ama ya bizim ülkemizde maça gitmek daha trafik sorun. Stadyumların otoparkı sorun. Maça giderse koltuğuna biri oturur, kaldıramazsın. Yerleşmiştir oraya. Yani ve hani kaldırılma höt söt başlar hemen anında. Maça giderken stres yükleniyor zaten. Ya zaten stres yükleniyorsun. Üzerine ortadaki futbol zaten şüpheli. Ya bazen iyi bazen kötü. Futboldan da pek bir tatmin olmuyorsun. Ya ben birazcık bu tezahüratlara da takım mesela. Ya bizim şey yok ya tezahüratların gibi. Ya ölürüm sana diye bir tezahürat var. Ya bir kere senin ölmemen lazım bir kere. Kafadan sen müşterisin, tamam mı? Ya ben bir kulüp kanalında çalıştığım için yıllarca. Ya yıl, birkaç yıl. Ölmemen gerekiyor bir kere. Abi onu bir bırakalım. O bir kenarda dursun. Bir kere senin olabildiğince yaşaman gerekiyor. Bize gereklisin. Artı öldürmemen de gerekiyor. Yaşatman gerekiyor. Bir izleyicimiz demiş ki doktorlara bu saldırılar yıllardır yapılıyor. Kimse dikkate almıyor. Bu kadar ses getirmiyor. Aslında hani biz kendi adımıza o konuları da çok tabii ayrıntılı detaylı işledik. Kesinlikle. Ama işte yine burada belki de şey ya, futbolun hayatımıza ne kadar bu kadar yani toplumla bir bütünleşmiş bir sektör olmasının da etkisi var herhalde. Yani şöyle, herkesin futbol hakkında bir fikri var. Yani sokakta çevirdiğin zaman herkesin fikri var. Bu da doğal olarak global bir çok büyük bir ekonomi yaratıyor. Bu yaratılan ekonomide herkesin fikrinin olmasıyla birlikte şiddeti de farklı boyutlarda ulaşıyor. Şimdi doktorlara uygulanan şiddet değil. Siz burada çok üzücü yayınlar yaptınız. Ya ben hep takipteydim, yani hep izledim, hep onunla ilgili hani çevremi de izletmeye çalıştım. Ama futbolun şöyle bir hikayesi var. Futbol bir topluluğu saniyede ateşleyebilir, saniyede başka yönlere de kaydırabilir. Nasıl bir hakem? Türkiye hakem dediğin adam bu arada memurdur, bir devlet memurdur. Bir devlet memuruna karşı bunu yapmıştır. Zamanında Trabzonspor başkanı nasıl bir hakem bir odayı kilitledi? 4 saat mi 6 saat mi ne? Dönemin o zaman başbakan olması lazım. Recep Tayyip Erdoğan araya girdi de hakemi sallar. Hiç kimse hiçbir şey yapamadı. Bunlar çok büyük örgütler aslında, futbol kulüpleri. Bir izleyicimiz demiş ki arkadaşlar kendi isimlerinizi, sevgili izleyicilerimiz, kendi isimlerinizi kullanmadığınız için o farklı isimle yazdığınız için telaffuz etmekte zorlanıyorum. O yüzden bir izleyicimiz diyorum. Bu soruyu Bağış Erten'e de sormaya çalıştık bu arada. Onu da belirtelim. Hani ben aslında bir onu ifade etmeye, bu sorduğunuz soruyu ifade etmeye çalıştım bir sorumda sevgili izleyicimiz. Diyor ki hemen olayın üstünden daha 24 saat geçmeden sosyal medyada seninki benden kara tarzında yine takımlaşmalar, gruplaşmalar sizin yüzünüzden, hayır sizin yüzünden
ve benzeri gibi sosyal medya ırkçılığı başladı bile diyor bir izleyicimiz demiş. Ya bu günü her konuda böyle. Yani her konuda. Zaten sosyal medyada biz sürekli yankı odalarında hareket ediyoruz. Yani takip ettiklerimiz insanlar, bizi takip edenler. Hep aynı fikri, ya kendi fikrimizin daha bağırarak söylenmesine ihtiyaç duyuyoruz sosyal medya ortamında. Bunu kulüp başkanı da bir ciddi bir grubun, yani bugün işte dört büyüklerin ya da üç büyüklerin taraftar grupları 10 milyon, 15 milyon, 20 milyondan bahsediyoruz. Avrupa'daki birçok ülkeden kalabalık oldukları düşünülüyor. Bunları da yüksek sesle biri çıkıp bir noktaya kanalize ettikleri zaman hikaye işte buraya kadar geliyor. Bu bir sonuç oluyor o zaman zaten. Nurten Hanım demiş ki, Nurten Yücel, sadece futbol değil ki ülke genelini lümpenlik sarmış. Hepimize yazık, ülkemize yazık. Bu da seni yine Barış Erten'e sorduğun, hani trafikte de ceza yok. İşte aslında değil trafikte mi? De sokakta da şiddet artıyor. Hani toplum mu futbolun aynası, futbol mu toplumun aynası tartışmalı. Bir izleyicimiz de demiş ki, Mesut Öner, Kurtlar Vadisi müziğiyle açılan maçtan ne hayır gelir? Hiçbir hayır gelmez. Yani hiçbir hayır gelmez. Ya orada daha barışçıl şeyler olması gerekirken, çok güzel şarkılarımız varken Kurtlar Vadisi müziğiyle açıyor. Çünkü o ortamda mutlu oluyor. Yani ona öykünüyor oradaki taraftar, genç taraftar. Oradaki bir karaktere öykünüyor. Oradaki gibi olmak istiyor. Oradaki gibi olursa saygı görüyor tribünden. Bir izleyicim sürekli Terim Fonu'nu hatırlatıyor. Gerçekten bu olay da herhalde Terim Fonu meselesini gölgede yani bırakacak bir olay oldu. Fatih Hoca çok rahatsızmış bundan, Terim Fonu denmesinden. Ama şöyle yani iddianameleri de okudum ben. Ya banka ve futbolcular Terim Fonu adını koymuş. Hmm. Hani buna yapacak artık bir şey olmuş, mal olmuş. Evet. Evet. Sana katılmış bir izleyicimiz diyor ki kulüp başkanlarının taraftarlık önlüğünü çıkarması gerektiğine ben de katılıyorum. Ama bu tür başkanlar da diyor taraftarlarca pasif ve pısırık olarak yaftalanıyor bu sefer diyor izleyicimiz. Ki Barış abi çok güzel bir yorum yaptı o konuyla ilgili. Onu daha sonra zaten değerlendiririz. Evet. Peki yavaş yavaş ne yapalım Barış Erten'le? Evet. Yaptığımız söyleşiyi sizlerle paylaşalım efendim. O söyleşi gelsin ekranlara. Ali'ye unuttuğumuz bir şey var mı? Atladığımız bir konu var mı? Senden hemen cevap bekliyorum. Belki yayının başında atladıysam Cumhurbaşkanı Erdoğan Halil Umut Meler'i telefonla aradı, hı-hı, görüştü. Gerekli yerlere talimatı verdi. Bir bilgi verdim de dedi. Ben vereyim. Lütfen. Halil Umut Meler 10 günlük bebeği var. 11 gün oldu tabii şimdi bugün de geçince. Bebeği İzmir'de. Onun için ambulansla İzmir'e gitmek istediğini belirtmiş. Önemli. Bebeğinin yanına gitmek istediğini söylemiş. Evet, ailesiyle herhalde olmak istedi. Böyle bir durumda. Uluslararası basın diyor Ali'ye, diyor ki onu hatırlatacaktık izleyicilerimize. Evet. Onu atlamayalım diyor Ali'ye. Uluslararası basın da çok yer aldı. Birkaç örnek vereyim. Belki değerlendirmek üstüne bir şeyler söylemek istersin Doğa. İşte BBC News Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'i tokatlamasının ardından tüm liglerin süresiz ertelendiğini belirtmiş. En yüksek sıralardan göründü yine bu haber. Sky News yine en üst sıralarda gördü. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamalarına, Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarına yer verdi ve yine en üst sıralardan gördü haberi. Fox Sports yine en üst sıralardan haberi gördü. Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler'in biraz portresine odaklanmış ve Şampiyonlar Ligi'nde çok sayıda maç yönettiğini hatırlatmış, evet, haberinde. Yani bunun şöyle bir sıkıntısı var. Biz bir Avrupa Futbol Şampiyonası adayız. 2032 İtalya Türkiye. Bu adaylığımızla ilgili bir tehlikeye sokacak bir durum yaşamamak lazım. Ki Avrupa medyasında bunun manşetlerden en yukarılardan görülmesi de çok normal. Çünkü tahminim olarak 8. 9. liglerden bir tanesiyiz tüm dünyada. Bu liglerden bir tane birinde de en elit seviyede oynanan maçların birinde maçın içine bir başbakan dalıyor ve hakem yumrukluyor. Hakem darp ediyor. Ya zaten bunu manşetten vermeyeceksin. Nereden vereceksin? Çok normal bir şekilde herkes görüyor. Ya bütün hangi sayfayı açarsak açalım bizim ülkemizle ilgili bir şeyler vardı. Bununla ilgili. Alttaki yorumlar da çok kötüydü bu arada. Bir izleyicimiz demiş ki önceden taraftarlar kavga ederdi. Evet. Sonra oyuncular sahiçle kavga ediyordu. Şimdi önce profesyoneller kavga ediyor. Futbol yöneticileri kavganın içinde, sonra taraftarlara sıçrıyor diyor. Hatta taraftarlar ayrıcalıklı olmadıkları için, öyle hissetmedikleri için artık bulaşmıyor bu işlere gibi bir mealen söylüyorum. Öyle bir yorumu da olmuş izleyicimizin. Anket sonucu futbolda şiddet yasasını yeterli buluyor musunuz? Evet diyenlerin oranı %16, hayır diyenlerin oranı
69. Fikrim yok diyenlerin oranı %15. Lütfen bu yayını beğenin, paylaşın, yorum yapın, anketimize katılın. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun ve YouTube'un katıl butonu ve Patreon üzerinden bizlere maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın ve katıl butonunu kullanarak Medyascope'un ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. Bunu da unutmayın. Bu arada Bağış Ayten'le konuşurken dedi ki, şöyle bir şey söylemişti. Ben de onu paylaşmak istedim izleyicilerimizle. Futbolcu Umut Nayır en güzel tweet'i attı dedi. O tweet'i görelim mi Ali'ye? Diyor ki, hakeme ne söylense ne yapılsa kendini haklı gören bir zihniyet her tarafımızı sardı. Futbolun en savunmasız faktörünü el birliğiyle günden güne baskılarınızla yok ettiniz. Başarısızlıklarınızın yükünü onlara yüklediniz. Yazıklar olsun, utanıyorum bizi düşürdüğünüz bu halden demiş. Bağış Erten de atıfta bulununca, evet, ben de izleyicilerimizle paylaşmak istedim. Şimdi biz veda ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ama siz ayrılmayın. 15 dakikalık bir kaydımız var Bağış Erten'le. Öğlen saatlerinde Doğa ve ben birlikte bir yayın yaptık. Aklımıza gelen soruları, konuya dair soruları sorduk. Çok etkili açıklamaları oldu. Sizleri o video haberle, video röportajla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın. Medyascope'da kalın. Yarın aynı saatte görüşelim. Spor yorumcusu Bağış Erten bizimle birlikte. Hoş geldiniz Bağış Bey. Çok teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğiniz için. Bağış Bey, ilk sorum şu olacak. Aslında futbol konuşunca Türkiye'de uzun zamandır hep bir şekilde şiddetle konuşuyoruz. Bu bir sürecin devamı mı, sonucu mu, ne dersiniz? Sebep sonuç ilişkisi açısından değerlendirecek olursanız neler söylersiniz bu yaşananlara? Şimdi her olayı bir kendi içinde, bir de onun içinde bulunduğu bağlam içinde değerlendirmek doğru gözüküyor. Hele söz konusu olan Türkiye'de futbolda şiddetse. Bu şiddet sarmalının bir sonucu olarak dersek bu olayın niteliğini de birazcık degrade etmiş oluruz. Onu yapmamak lazım. Evet, şiddet olayının sonucu, ama bunu yapmayı başaran tırnak içinde Ankara Gücü Başkanı, ismini anmak istemediğim insanın bunun bedelini ödemesi ve bu sadece bununla ilgili bir şiddetin neden sonuç ilişkisinden bağımsız olarak cezalandırılması tartışmasız. Ama dediğiniz çok doğru. O el oraya kalkalı, o yumruk oraya kalkalı çok uzun zaman oldu. Hatta o el oraya kalkmadı sadece o yumruk. Aynı zamanda indirilmek üzere tehditler de yeterince birikti. Yani bugün mü yarın mı? Meşhur önümüzdeki dönemde korku içinde beklediğimiz Fenerbahçe Galatasaray maçlarında mı? Yoksa ligin sonunda mı, nerede olduğunu bilmediğimiz bir şekilde o elin ineceğini biliyorduk. Şimdi indi. Yani bugüne kadar hedef haline getirilen, toplumsal olarak şiddet sarmalının bir sonucu olarak da hedef haline getirilirken şiddet söyleminin ayyuka vurduğu, yani şöyle olmuyor, biz bu hakemlere çok karşıyız falan değil. Hayatını dar edin, onları sıkıştırın, bir daha düdük çalamasınlar, bir daha yürüyemesinler falan, bunlara gelen bir dönemde bir hakemin sonunda buna maruz kalmasının çok şaşırtıcı olduğunu söylemek garip olur bence. Ne yazık ki asıl sorun bu. Sevgili Barış Erten, yorumlarınızdan anladığım kadarıyla aslında halkın bir yansıması olarak görüyoruz stadyumları. Ama gerçekte böyle Luna mi? Park yansıması. Luna Park yansıması diye söyleyelim. Luna Park'ta aynaya baktığınızda nasıl her şey abartılı gözükürse, futbol dünyasının böyle bir etkisi var. Çarpan etkisiyle gösteriyor her şeyi. Toplumda bir sorun varsa orada o sorun çok daha vurgulu bir hale geliyor. Evet, toplumdaki şiddet sarmalı bunu yaratıyor, ama bence asıl sorun cezasızlık. Toplumsal şiddet meselesinden nerede? Toplumsal cezasızlığın buna yansıması. O yumruğu atan insan eminim ki cezalandırılmayacağına inanıyor. Evet, öyle. Ya zaten görüntülerden de bir pişmanlığı çok yok gibiydi ve 17 yaşında mesela işte Trabzonspor, meşhur o Trabzonspor Fenerbahçe maçında olan olayda da hala burası Trabzon diye bağırarak çıkıyordu o holigan. İşte başka bir vukuatta fotoğraflar ertesi gün, işte Josef'in mevzusunda, Manuel Fernandes'in olayında ertesi gün basketbol maçındaydı. Ya bir hafta sonra aynı başka bir holigan. Bunlar hep cezasız kalıyor. Ama aslında bu cezasızlık şöyle de yorumlayabiliriz bence. Trafikte Oktay Dereloğlu en son bir dayak yeme mevzusu var, bir darp edilme mevzusu var. Trafikte yaptığınız suçun bile cezası sizin peşinizden gelmiyor. Ve bunun aslında bir highlight edilmiş, bir altı çizilmiş versiyonu futbol sahalarında görüyoruz.
Aynen öyle. Yani aslında zaten futbol ezeli beri bir cezasızlık alanıydı. Normal bir insana küfrettiğinizde cezasını alırsınız. 10 kişi gelip küfrederseniz toplu suçtan o cezayı yersiniz. Şiddet uygulamaya kalktığınızda onun cezasını yiyeceğiniz umulur falan. Spor zaten böyle bir yer. Hele futbol tribünleri. Şimdi toplum futbol tribünlerine benzeyince futbol tribünleri tabii ki pay yükseltecek. Hiçbir zaman altta kalmaz onlar. Orası her zaman bir adım daha öne çıkar. Bu hal hakikaten bir şeyden endişeleneceksek bu hal budur. Ben en çok neden endişelendim biliyor musun? Daha doğrusu en çok neden mutsuz oldum? Endişe değilim. Mutsuzluğumu söyleyeyim. Yumruk atıldıktan Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına kadar ki olan dönemdeki tereddütten endişeleniyorum. Ben ve ondan korkuyorum. Yani oradaki tavır başka türlü olsaydı bu da onlardan biri olacak. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Bu sefer beraat idam sarkacında idama sarkacağız bu sefer. Bu sefer tek suçlu olarak Ankara Gücü Başkanı, Ankara Gücü Camiası, Ankara Gücü Kulübü darmadağın edilecek ve çok mutlu olacağız ondan sonra. Her şey düzelecek. Tam olarak bu noktada bir soru sormak istiyorum. Şimdi futbol hep kaybedenin kendini mağdur ilan ettiği ve tüm diğer bileşenleri, paydaşları da kendini düşman ilan ettiği bir alan. Hep böyle bir whataboutizm mi deniyor buna? Hep ama siz de şunu yapmışsınız. Yani dün de mesela işte birileri eleştiriyor, bakıyorum yorumlara. Öteki diyor ki sen kendi kulüp başkanına bak şu olmuştu bu. Yani ortak aklın çok zayıf olduğu bir alan diyebilir miyiz? Bu biraz kutuplaşmanın ya da çok yüksek olduğu bir alan diyebilir miyiz? Yani bunun işte bir sürü sebebi var biliyorum. Holiganlaşma, işte endüstriyelleşme, işin içindeki para meselesi. işte toplumdaki aidiyetisi, bir gruba ait olma hissinin yüksek olması hepsi birer parçası ama şimdi dediniz ki çok yani o dikkatimi çekti bu soruyla bağlayabileceğimi düşündüm. Ankara Gücü bir şeytan ilan edilecek aslında toplumun her alanında yani trafik cezası meselesinde de doğa verdiğin örnek öyle. İşte mesela bu kara para aklama meselesinde de öyle bir kişi bir çift ilan edildi herkes onu dövdü. İşte ona bütün nefretini iki yerini kustu ve sanki başka hiçbir sorun yokmuş gibi şimdi döndü herkes hayatına bakıyor. Şimdi Ankara Gücü de meselesi de öyle olacak mı? Yoksa toplamda bir camia kendini sorgulama sürecine girer mi sizce ya da bunun olması için ne olması gerekir? Yani bir şeytan ilan edilecek Ankara Gücü tamam ya da işte bunu yapan kişi herkes kendini aklayacak herkes bir başka öteki bulduğunda zaten kendi temizlemenin bir aracı olarak görüyor böyle olayları. Buyurun. Burada sorunun yaratıcıları sorunun çaresi olamazlar. Bu herhalde en temel bilgilerden bir tanesidir. Bir sorunu yaratan o sorunu çözme konusundaki ilk danışılan olmaz genelde. Yani kendine bakması zor bir an. Hele duyguların bu kadar çok şelale olduğu bir ortamda sorunların sebepleri olanlar o sorunların çözücüsü de olamayacaklar. O yüzden Futbol Federasyonu, büyük kulüpler, koca koca başkanlar bunların hepsi çıkıp da bunu bir milat ilan edecek. Bundan sonra da bu olmayacak falan yalanına inanmayın. Yaparlarsa da inanmayın. Şuna inanın ama bakın. Hepsi istifa ederse o zaman anlarız. Bak sorumlular geri çekiliyorlar diyebiliriz. Benim kovaladığım şey bu olayda bir tek istifa. Yani bir tanecik bir istifa. Yani kim bu su işin sorumluluğunu doğru adresleri göstererek bu işi yaratanlardan biri olarak istifa edecek. Bir tane öz eleştiri. Mümkünse büyük kulüp başkanlarında. Bu işin en büyük yaratıcılarında. Bir tane öz eleştiri. Bunları yani Ankara Gücü Başkanı'nı kınama değil. Şunu istiyorum. Ya biz ne yaptık? Biz böyle dedik böyle oldu. Yani biz bunu böyle dersek bu böyle olabilirmiş. Biz bunun için yapmadık bunu. Amanın. Bir başka daha şeyim var bu demin söylediğinizle ilgili. Kutuplaştırıcı diyorsunuz ya. Burada kutup ne? Hangi kutuptan bahsediyoruz? Tek kutuplu bu dünya. Sadece ne size söyleyeyim yabancı deyimiyle rigidleştirici, katılaştırıcı, sertleştirici bir şey var. Hepimiz bir taraftayız. Hepimiz aynı dili konuşuyoruz. Aynı şeyleri söylüyoruz. Ve bunun sonuçlarını da burada görüyoruz. İlk defa şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Toplumu eline kesmiyor bu iş. Şey dikine kesmiyor bu iş. Eline kesiyor. Hepimizi kesiyor, biçiyor. Kimse bu sorumluluktan kaçamaz. Siyasi iktidar ve biz değil bu durum. Bize oluşturanların da oturup bir muhasebe defterinin önüne koyması lazım.
Doğa sen. Yani benim de sorum aslında Türkiye'de bir hakem sorunu var mı diye, ama aslında hakemden daha çok Türkiye'deki sorun sanki yönetici, herhangi bir konunun yöneticisiyle ilgili bir sorun var. Ya hakem sorunu olabilir. Hakemlerden mutsuz olabiliriz. Evet. Bunların hepsi hakemlerin performansıyla ilgili de eleştiri getirebiliriz, ama hakemleri yöneten, ya bizim adaletle ilgili bir sorunumuz var. Kurumlardan da bağımsız, insanlardan da bağımsız. Biz adaletin işleme mekanizmasını çarpıttık. Kendine koparabildiğin kadar koparılabilen bir şey zannediyoruz adaleti. Böyle bir adalet düzeninde de sonuç buna doğru çıkıyor. Bu işi böyle çok allayıp budaklamaya, bence büyük büyük çareler üretmeye falan, öyle bir şey olmayacak, çünkü buna emin olabilirsiniz. Çok şeyler yaşadık. Gencecik insanlar bıçaklanarak tribünde öldürüldü. Takımlar, oyuncular birbirine girdi. Bu memleketin milli takımı bir şiddet üretme mekanizması haline geldi. Bunların hepsini gördük. Sonra devam ettik hayatımıza. Devam etmememizi gerektirebilecek bir tek kesim var. Ya hakemler. Durdurun lan futbolu. Çıkmayın maçlar. Somut şeyi gösterin. Şu olana kadar herhangi bir kulüp başkanı bir hakeme hedef gösterdiği takdirde tekrar duracağız değil. 3 hafta yokuz, gene duracağız. Bunu başka türlü futbolcular. Nasıl, pek çok futbolcu burada adını da anayım, ismini de vereyim. Umut Nayır'ın yazdığı tweet harikulade. Harikulade. Hedef gösterdiğiniz, sürekli yıprattığınız bir insan grubu diye anlatıyor. Futbolcu, çünkü futbolcular bunun zaten birkaç hafta evvel yaşadılar. Geçen sene Josef de Souza'ya verilen cezalar. Bu sene Göztepe maçında kafasında kocaman sopa, delik açılan kaleci. Ama bunların hepsi bizim pratiğimiz. Bu pratik karşısında bu işi yapanların, siz böyle yaparsanız ben oynamam demesi lazım. Genel grev çağrısıdır. Ciddiyim. Aslında yani her meslek grubunda olduğu gibi bu meslek grubunda da herhalde Türkiye'de en çok itham edilen değil mi? En çok suçlanan, en çok hakaret uğrayan, en yalnız meslek gruplarından biri herhalde. Bilmiyorum, bir örgütlü şeyi var mı? İşte derneği, sendikası, herhangi bir şey. Olmaz mı? Bir sürü var. Sendikası yok ama bir sürü örgütü var. Evet. Ama yani bu şöyle bir şey değil. Mesela Futbol Federasyonu Başkanı hakemleri ziyarete geldiğinde bugün hakem örgütlerinin engellemesi lazım. Giremezsiniz abi, siz yaptınız bunu. Siz yaptınız, sakın girmeyin. Ama federasyona göre yorumcular yaptı. Yorumculara göre federasyon, o ya böyle bir herkes topu, yani kimse gerçekleriyle yüzleşmiyor. Aslında Luna Park'taki ayna örneği gerçekten güzel bir analoji oldu. Tam durumu anlatıyor stadyumlardaki ve bizim şu anki durumu. Tabii. O komik olan ben değilim. O felaket olan ben değilim. O şiddeti uygulayacak olan ben değilim. Ya bu ülkede son bir yılda bana hakemleri apaçık tehdit etmemiş, hedef göstermemiş büyük kulüp başkanı yöneticisi gösterdi. Nerede? Bu hal bu ülkede. Ne yap? Yani yorumcu bu işin, tabii ki yorumcular da medyada bu işin fiş tekniğisi falan filan. Tamam, eyvallah da. Ben temel bir şey söylüyorum. Bu işin bir tane mağduru var. Hakemler. İkinci yardımcı mağdur futbolcular. Çünkü aynı tehdit altındalar. Onlar da bu dayağı yiyebilir her an. Bu iki kesim bu işi biz oynuyoruz diyecekler. Bu işi biz yaratıyoruz. Ve biz olmazsak olmaz. O yüzden de olmuyoruz. Ta ki şunları siz yapana kadar. Bu kadar basit. Onları dediğin kısım ne? Kısım nedir? Yani mesela işte dediğiniz gibi şeyler, büyük kulüp başkanı, daha doğrusu kulüp başkanları demeç vermeyecek. Hani. Büyük kulüp başkanları hakemleri hedef eleştiren değil, hedef gösteren demeç verdiği anda tekrar duracaklar. Mekanizma çok basit. Evet. Çıkmıyoruz gene diyecekler. Çünkü ertesi gün Halil Umut Meler olacağının garantisi yok, güvenliğimiz yok diyecekler. Çok basit. Futbolcular ağır, yabancı madde yağmur olduğunda hemen bırakıp gidecekler oyunu. Hiçbir sektör onlar kadar güçlü değil. Normalde arkadaşlar, hepimiz gazetecileriz. Biz greve çıksak elimize bir gazeteci bulma ihtimalleri, aynı kalibrede bir sürü insan bulmaları mümkün. Bir işçi bir fabrikada çalışırken onun yerine grev kırıcı olarak getirip çalıştırabileceğiniz insanlar mümkün. Siz Halil Umut Meler yerine kimi getireceksiniz? Yabancıyı getirmeye konuşuyorsunuz o yüzden. Siz Umut Nayır yerine hangi futbolcuyu koyacaksınız?
ben böyle bir ülkede oylamak istemiyorum diyen Icardi olursa ne yapacaksınız? Ki Joseph oldu. Joseph oldu. Ama ne yaptık Joseph'i? Sen kimsin ya Joseph? Kimsin sen? En iyi yabancısı. O kadar dramatik ki. Yerli futbolcular, yabancı futbolcular, herkes bir araya gelip şunu söyleyecekler. Biz sizin sevme biçiminizi sevmiyoruz. Böyle sevmeyin. Böyle sevmeye devam ederseniz biz yokuz. Çünkü onlar kapattığında bu işi, bu iş kapanıyor zaten. Bir de belki son olarak şunu sorabilirim. Yani futbol branşına toplumun bakış açısı, yani diğer branşlar işte biraz daha insanların ailesiyle vakit geçirdiği, işte dünyada belki yaygın olarak futbolda da böyle şeylerle karşılaşıyoruz ama Türkiye'de hep bir işte insanların stadlara gidip kendi deşarj olmak istediği bir alan. Yani keyifli bir maç izlemek değil de farklı bir etkinliğe dönüştürdüğü bir sektör ve branş gibi sanki. Aileyle vakit geçirip ne bileyim birasını koyup böyle sakince maç izlediği bir alandan çok daha çok böyle şiddete eğilim gösterdiği, kendini ifade etme farklı şekillerde alanı olarak gördüğü bir yer. Niye böyle? Ya bu türev önemli bir konu. Neden olduğunu söyleyeyim. Fenerbahçe stadının yakınına geldiğimizde, Beşiktaş'ta İnönü stadının yakınına geldiğimizde orada da önce bir neşe, eğlence görüyorsunuz. İş kaybetme kaybetmeme meselesine geldiğinde, duygular şiddete eğilim gösterdiğinde onun kontrol mekanizmasını sizin içten kurmanız lazım. Dıştan değil. Hukuk kuramaz mı? Türkiye'de bu tip olayları cezalandıracak yeterince çok ceza şey var, kanun var. Bunu siz bir kod olarak yerleştirmeniz lazım. Bu kodu onlara aktarmanız lazım. Bu kod da şudur. Çok basit bir şey. Bu oyunun devam etmesi için gerekli olan bir ahlaki dokunulmazlık alanı var. Orayı tutmadığımız sürece bu iş olmazı herkese anlatmak lazım. Aksi takdirde bu iş başka yönlere doğru gitmeye devam eder. Dünyanın her yerinde holigan var. Dünyanın her yerinde sporu şiddete meylettiren var. Holiganizm kavramının kendisi İngiliz zaten. Şu anda dünyanın en güzel futbol seyredilen yerinden bahsediyoruz. Bunun temel şeyi şu. Yani burada zevk alma, zevk almama, bunları geçtik alamıyoruz zaten. Öyle bir şey yok. Bak şiddet toplumda bu kadar cezasız kalırsa tribün onu abartır. Bu çok basit bir şeydir. Zaten toplumda şiddet o kadar yaygın değilken tribün zaten sınırları zorluyor. Orayı zaten bir şiddetsizlik alanı olarak tanımlıyorsun. Herkes birbirine küfrediyor, herkes birbirine kavga ediyor. Hiçbir ceza yok. Zaten öyle. Sen toplumu tribüne benzetirsen tribün görüyorum ve arttırıyorum der. Peki. Doğa var mı yorumun sorun? Yok, çok teşekkürler. Çok teşekkürler Barış Erten. Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Ne demek, iyi yayınlar arkadaşlar.